Geçtiğimiz gün Titanfall'un betasını oynama şansım oldu. Zamanında PC'ye kayıt olmuştum. Ve herkese açtılar betayı. Ben hiç aslında katılmayı beklemiyordum ama. Böylece biraz göz gezdirme fırsatı buldum. Bu arada önceden Titanfall'la ilgili herhangi bir beklentim falan da yoktu, onu söyleyeyim yani. Öyle tartın söyleyeceklerimi şimdi. Yani bir sürü insan bekliyordu tabii ki respawn yaptığından dolayı, Infinity Ward'dan çıkan adamlar ne yapacak falan diye. Ben açıkçası pek merak etmiyordum. Hatta bu E3'te gördüğümüz zaman Call of Duty'ye çok benzer gelmişti bana. O yüzden pek heyecanlanmamıştım. Tabii ki o Titan'ların olması falan, double jump'lar falan hani güzel gözükmüştü gözüme ama yine de bir beklentim yoktu. Zaten Call of Duty'nin özellikle multiplayer'ını deli gibi oynayan biri değilim yani. Genelde çıkardı oynardım, 2-3 hafta oynardım, sonra da bir daha bakmazdım yani, hoşuma gitse bile. Neyse, Titanfall'u geçen gün dediğim gibi oynama şansım oldu. Açık açık söyleyeyim, en baştan benim gayet hoşuma gitti. Yani beğenmeyi falan beklemiyordum açıkçası. Ama gayet hoşuma gitti, özellikle hızı beni çok tatmin etti. Call of Duty'nin hızı pek öyle haz aldığım bir hız değildi. Çünkü ne bileyim, bir yandan askeri, bir yandan çok hızlı arcade havası var. Böyle ne bileyim, öyle bayılmıyordum, hani eğleniyordum ama bu sefer böyle daha fütüristik ve daha gerçek dışı bir şey de geçmesi ve Call of Duty'den daha da hızlı olması acayip hoşuma gitti. Özellikle jetpack olayı, işte double jump'lar, işte duvarda yürümeler falan inanılmaz iyi dengelenmiş. Yani Call of Duty'den daha hızlı bir oyun bana sorsanız ilk başta hani oynamadan önce yani gerek yok derdim. Çünkü yani Call of Duty hali hazırda çok hızlı bir oyun. Fazlasını oynamayı hiç hayal etmedim yani. Ama oynayınca çok hoşuma gitti Titanfall. Biraz fazla, nasıl söyleyeyim, garanti yani, çok değişik şeyler yapmamışlar açıkçası, her ne kadar fütüristik bir şey de olsa. Oyunun temelinde şöyle bir aslında değişiklik var en başta. 5'e 5 oynanıyor maçlar ama Dota'vari bir şeyi var. Etrafta botlar dolanıyor. Bu botların olmasının aslında en büyük sebebi de şu an sağ altta, şu an Titan'ı göremezsiniz ama sağ altta bir tane sayaç oluyor, 4 dakikadan geriye sayıyor. Siz rakiplerinizi öldürerek bu sayacı hızlandırabiliyorsunuz. Ve işte oyunda bir sürü bot olması, yani her ne kadar 5 kişi olsa da sağda sürekli tepeden botlar iniyor, rakibin askerleri, ve siz onları öldürerek Titan'ınızın gelme süresini daha kısa tutuyorsunuz. O nedense benim hoşuma gitti yani, her zaman dolu oluyor bir kere arenalar, öyle bir güzelliği var. Ve sürekli bu botların peşinden koşuyor herkes, Titan'ı biraz daha çabuk gelsin diye. Bu yüzden sürekli bir hareket hali var. Biri oraya koşuyor, biri buraya atlıyor, diğeri ateş ediyor. Çünkü niye? Bir an evvel Titan'ın gelsin istiyorsun yani. Öyle şey, o mekanik acayip hızlandırıyor oyunu. Hiç beklemediğim bir hız kazandırıyor. Ve sürekli etrafta koşan birileri gördüğünüz için aslında botlarla çok da muhatap olmuyorken buluyorsunuz kendinizi. Yani ben şahsen oynarken neredeyse botların varlığını unutmuştum ya. Çünkü sürekli, bir de botlar genelde sabit duruyor. Çok fazla şey yapmıyorlar. Yani bayağı gidip öldürün diye koyulmuş haritalara. O yüzden sürekli milleti hoplarken zıplarken görüyorsunuz. Ve onun da birinin tarafından yönetildiğini anlıyorsunuz hemen hareketlerinden dolayı. O yüzden aslında o botlara dalma isteği bir anda yani oyuncular arasında bir şeye dönüşüyor, mücadeleye dönüşüyor. Şöyle de iyi bir yanı var aslında botların olmasının. Hani çok da iyi FPS oynayamayan ama oyunu merak eden insanlar aslında kıyıda köşede bot avlayıp oyundan hala zevk alıp Titanlarına da kavuşabilirler. Öyle güzel bir tarafı da var aslında. Yani bu yüzden çok tecrübeli olmayan oyunculara da hitap edebilecek bir oyun. Onu çok iyi düzenlemişler. Bir de demin şey diyordum, kaynadı.
gelecekte geçmesine rağmen çok fantastik şeyler yok oyunda aslında. En azından beta versiyonunda öyle söyleyeyim. Çünkü yaratıklarla ilgili falan bir şeyler gördüm ben geçen gün oyunun full versiyonunda olabilecek. Hikayeli bir multiplayer versiyonu olacaktan bahsediyordu Respawn. Orada hala ne yapacağını tam olarak bilmiyoruz. Belki orada botlarla enteresan şeyler yapabilirler. Ama beta'da gördüğüm, yani her ne kadar fütüristik bir şey olsa da silahlar bile hani günümüz şeyine çok yakın. Yani bu kadar açıkçası şey, kelimeyi bulamıyorum ya. Yani çok garantili oynamış Respawn, yani daha fantastik şeyler yapabilirmiş. Sonuçta kocaman Titanların var, bu başlı başına fantastik bir unsur. Ama piyade savaşına gelince, pilot deniyor onlara, Call of Duty'den pek ileriye gidilmemiş. Evet, hız var, double jump var ama silahlar olarak ne bileyim, hani Insomniac oyunları kadar fantastik şeyler yapsınlar demiyorum. Ratchet & Clank veya Resistance gibi, ama ne bileyim, daha fazla geleceğe ait, bu dünyaya ait olmayan şeylerle daha fantastik şeyler yapabilirlermiş gibi geldi bana, ama en azından beta itibariyle bunu yapmamışlar. O beni biraz hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Ama genel hız olarak ve çatışma hissi olarak dediğim gibi benim çok hoşuma gitti. Yani neredeyse Quake'vari bir hıza erişecek oyun yani. Biraz daha hızlı olsa öyle olacak. Çünkü duvarlardan atlıyorsunuz, sürekli double jump yapıyorsunuz ve buna rağmen hiç hızınızı kaybetmiyorsunuz. Bu hakikaten çok tatminkar bir hareket hissi oluşturuyor. Çünkü rakipler, yani sıkıştığınız zaman kaçabilme ihtimaliniz de çok iyi yani. Hani sıkıştıysanız, aha sıçtık diye hani duvardan atlayıp zıplayıp hemen şey yapabilirsin, kurtulabilirsin. Yani öyle ortamlar çıkıyor. Hatta şöyle bir şey olmuştu bir kere. Benim Titan'ımın üstüne biri atlamıştı. Biri sizin Titan'ınızın üstüne atlayıp şey yapabiliyor, ateş edebiliyor sürekli üstünüzden. Bu sırada ben işte Titan'dan çıktım. Çıkmak zorundasınız çünkü başka türlü olmuyor. Vurmanız lazım adamı. Neyse, ben adamı gördüm. Hani ateş etmeye başladım. Herif hemen, yanında bir bina vardı. O binadan içeri hop double jump'la hemen camından içeri girdi. Şu anda göreceksiniz, ben buralarda bayağı hızlı oynamaya çalıştım. Bu hız olayı bayağı başarılı olmuş. Yani Call of Duty'den en çok ayrıldığı nokta bu. Dikey bir hareket alanı olmasına rağmen hızınızın neredeyse hiç değişmemesi bence oyunun en iyi tarafı. Umarım silah kısmına da orijinal bir şeyler yapmışlardır. Bakalım, onu da göreceğiz. Biraz da artık Titanlardan bahsedeyim. Titanlar dediğim gibi sağ alt köşede bir sayaç oluyor. O sayaç sıfıra indiği zaman Titan'ınızı çağırabiliyorsunuz ve çok, yani epik bir şekilde geliyor. Gökyüzüne bakarsanız böyle yukarıdan inişini görüyorsunuz. Böyle alev topu şeklinde iniyor ve yere acayip hızlı, sert bir şekilde iniyor. Yer sarsılıyor. Bayağı güzel bir görüntü oluyor. Yani her çağırdığımda böyle tepeden inişini görmek istiyorum. Bayağı güzel oluyor. Neyse, ondan sonra Titan'ınızın da tabii türleri var. Yani türleri derken beta'da çok fazla tür yok da silah falan seçebiliyorsunuz. İşte ne bileyim, daha hızlı ateş eden bir şeyi var. Roket atan ama daha ağır çalışan silahlar var. Titan'larınızın bir de dash özelliği var. Çok hızlı bir şekilde kaçabiliyorsunuz. O da güzel bir şey sunuyor. Yine aynen piyadeyken olduğu gibi bir anda sıkışmışken kendinizi kurtarabiliyorsunuz. Böyle şeyler güzel oluyor. Titan'ken ama şöyle bir durum oluyor. Gerçi bu hem piyade hem Titan'ken geçerli bir durum. Piyadelerin çok güçlü roketleri var harbiden. O roketi tutturduğunuz zaman Titan'ın bütün armor'ı gidiyor. Titan'ların güç şeyi de şöyle. Hani health bar'ınız sabit ama armor'ınız tekrardan doluyor beklediğiniz zaman. Öyle bir denge yakalanmış ve armor'ını götürmek çok da zor değil aslında. Piyadeyken bir roket yediniz mi neredeyse armor'ınız gidiyor. Bu şöyle bir denge oluşturuyor bir yandan. Hani piyadeyken Titan'la karşılaştığınız zaman karşınızda yenmesi imkansız bir şey olmuyor. Bir de Titan olduğunuzda yukarılara falan atlayamadığınız için
çatılardan atıyorum iki kişi aynı anda Titan'a roket atsa çok zor durumda kalır. Bu yüzden iyi bir takım içinde komünikasyon olursa harbiden piyadeyken bile Titan'lar hiç sorun olmayabilir. Ama bu yandan bir yandan da tabii Titan sizi tek vuruşta öldürüyor. O yüzden iyi manevralarla kaçmanız gerekiyor. Böyle de bayağı güzel bir dengesi var oyunun. Çünkü genelde bu tür oyunlarda karşınıza büyük bir şey çıktı mı özellikle multiplayer şeylerde pek kurtulma şansınız olmuyor yani. Ancak Battlefield'da falan, ki Battlefield'da bile nispeten daha çabuk onu biliyorsunuz yani. Gerçekçi bir oyun olduğu için kesinlikle karşılaştırmıyorum yani, şimdiden demeyeyim bana falan diye. Aslında söyleyeceğim şeyler aşağı yukarı bunlar. Çok fazla oyunu anlattım. Biraz da nasıl hissettiğimi söyleyeyim. Dediğim gibi hiç beklemiyordum bu oyunu, o yüzden şaşırttı beni. Şaşırttı derken yani Call of Duty'den hiç farklı gelmemişti bana gösterdikleri şey. Hala farklı gelmiyor ama oynayınca niyeyse acayip hoşuma gitti. Kesinlikle Call of Duty'den daha çok hoşuma gitti. Dediğim, ben single player'ını oynuyorum açıkçası daha çok Call of Duty'nin. O hoşuma gidiyor. Multiplayer'a artık herkes onu yapmaya çalıştığı için bence çok tek düze oldu ve Infinity Ward'un kemik ekibi gittikten sonra yani yerinde saymaya başladı. Biraz Black Ops serileri canlandırmış olsa da şu an Ghost'ta işte Modern Warfare 3'te falan acayip tek düze oldu multiplayer'ı ve iyi değil kesinlikle. Yani bence. Zaten artık çok multiplayer'a dayanabilen bir insan değilim. Fark etmişsiniz de, her ne kadar ara vermiş olsak bile Battlefield videosu çekmedim mesela, muhtemelen de çekmeyeceğiz. Çünkü ben yani aldım o oyunu, beğendim, hoşuma da gitti. PC'de oynadım. Ama yani artık öyle yavaş, bilmiyorum, o tür oyunlar ya bir ilerleme kaybetmek istiyorum. Ve o yüzden Battlefield gibi ağır oynanan multiplayer oyunlar bu aralar en azından beni sıkıyor. Bilmiyorum, belki çok vaktimin olmamasından dolayı da olabilir. Çok işim çok boş vakitlerimi öldürüyor doğal olarak. Belki de onunla alakalı bir şeydir, bilemiyorum. Neyse, konudan çok dağıldım. Onun dışında umarım Titanfall çıktığı zaman özellikle silah açısından daha güzel şeyler görürüz. Bunun dışında muhtemelen anlatmadığım çok şey olmuştur. Ben aslında oyunu anlatmak için değil de neler hissettiğimi anlatmak için çektim bu videoyu. Beta çıkmışken dediğim gibi biraz şansa bala oldu. Şansa başvurum vurmuştum. O yüzden hemen bir video kaydedeyim, üstüne konuşayım dedim. Yani Ömer'le muhtemelen oyun çıktıktan sonra beraber bir video yaparız yani. Çünkü tahminen çıktığı gibi alırım, özellikle bu beta'yı oynadıktan sonra. Diğer haritaları artık bayağı merak ediyorum ben. Bu dikey olması beni heyecanlandırıyor. Yani daha neler yapabilirler acaba? Çünkü kontrol etmesi de çok kolay karakterleri. O yüzden o beni daha da yani şaşırttı beni. Konsolda bile zor olacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü şeyi pek yaşamıyorsunuz. Hani zıplarken ateş edeyim falan, öyle şeyler pek girmiyorsunuz. Çünkü daha çok navigasyon olarak kullanıyorsunuz. Yani camdan içeri giriyorsunuz falan filan. O tür şeyler kontrolde de yapılır diye tahmin ediyorum. Yani Mirror's Edge'i bayağı baz alabilirsiniz aslında düşünürken, eğer kafanızda bir şey canlanmıyorsa. Neredeyse onun kadar rahat olmuş kontroller. Yani bu video içinde arada sıçtığım yerler olmuştu ya. Mirror's Edge oynarken de sıçıyorsunuz doğal olarak yani. Neyse, onun dışında arada unuttuğum şeyler var mı söylemek istediğim diye düşünüyorum. Sanırım yok. Ben de şu an sizinle beraber videoyu izliyorum. Önceden kaydettim bu videoyu. Hani beta bitmeden kaydedeyim, sonra üstüne konuşurum diye. Şu şeyler var biraz değişik olarak. Bir tane Smart Pistol diye bir şey var. O yakınınızda olan rakibe direkt kilitleniyor. O birazcık şeyler doğuruyor. Böyle zıplayarak üstünüze gelen, en nefret ettiğim şeydir özellikle PC multiplayer'ı oynarken. O yüzden konsolda daha çok multiplayer'ı tercih ediyorum. Yani PC'de oynarken Counter'da falan hatırlarsınız eskiden, böyle
havada zıplayıp eğilerek üstünüze ateş eden adamlar falan olur ve ben yani hiç haz almıyorum öyle şeyler. Yani bütün oyunun güzelliğini öldürüyor yani. Fantastik olmayan oyunlarda hele içine sıçıyor direkt. Hani Titanfall'da okey ama o Smart Pistol size aslında şu avantajı sağlıyor. Biraz sürüyor aslında rakibe kilitlenmesi. Ama piyadeyken zıplayarak falan o kilitlenme süreci içinde rakipten rahatlıkla kaçıp kilitlendiği anda çat hemen şey yapabilirsiniz yani, rakibi öldürebilirsiniz. Öyle güzel şeyler oluyor, o benim hoşuma gitti aslında. Benim kullandığım bir taktik değil de bana karşı kullanılan bir taktik. Öyle yani, sürekli oradan oraya atlıyorum farkındayım, bir hazırlamadım herhangi bir konuşma falan. Yani işin özü bu aslında. Titanfall'u merakla bekleme evresine girdim. Zaten Mart ayının başında çıkıyor. Xbox 360'a ertelendi ama zaten o versiyonuyla hiç ilgilenmeyeceğim. Ki o versiyonun çok da farklı olacağını sanmıyorum. Grafikleri görüyorsunuzdur. Böyle çok bir yeni jenerasyon geliyor falan gibi bir şey yok. Görsel yok. Hatta bayağı Call of Duty'ye yakın bir grafik kalitesi var. Ki Call of Duty'nin motoru kaç yıldır aynı yani. Yani Respawn'un o huyunu hiç sevmedim diyebilirim. Ya yani tabii ki grafik değil, bu oyun grafikle alakası olan bir oyun değil. Multiplayer olduğu için her yerde çalışmasını ister adamlar ama ne bileyim, biraz daha düz olmasaymış güzel olurmuş. Çünkü bu gerçekten Call of Duty'ye çok yakın. Her ne kadar şey olsa bile, daha önce de söyledim, hani nasıl silah ve animasyonlar Call of Duty'yi andırıyorsa grafikler de andırıyor. Bence bu bir eksi. Ama zaten hızına takıldığınız için o pek gözünüze çarpmıyor. Ama grafik manyağı olan bazı insanları etkileyecektir diye tahmin ediyorum. Bu sefer kısa kesiyorum artık. Daha da uzatmıyorum. Bayağı bir konuştum zaten. Titanfall çıktığında bir göz atış videosunda görüşürüz umarım diyerekten bu videoyu sonlandırıyorum. Oyun Efendi 2014.